Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın sevgili yatırımcılar. Herkese güzel bir çarşamba günü diliyorum. Bugüne başlarken global piyasalarda genel olarak negatif bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Önemli bir veri yok bugün global manada. Bizde bayram tatili öncesi düşük hacim ve negatif seyirle devam ediyoruz. Bayram riskini taşımak istemeyen yatırımcılar özellikle dün seansın son bir saatinde satışlarını gerçekleştirdiler ve 5000 puanın biraz üzerinde Nihayet. kapayabildik. Bugün yine zorlayıcı bir gün olacaktır diye tahmin ediyorum. Endeks 5000'in üzerinde tutunmaya çalışacaktır. 5000'in altında yani tepki alışlarının yavaş yavaş geleceğini tahmin ediyorum ama hacimler ve istek ve iştah çok düşük. Şimdi burada önemli bir faktör var tabii ki. Şimdi bir bayram tatili var. İkincisi seçime bir ay kaldı. Ama üçüncü faktör de dün itibariyle birçok aracı kurumunda kar tahminlerini paylaştığını gördük. Bir süredir söylediğimiz birinci çeyrek karlarının çok da matah olmayacağı konusundaki resim net bir şekilde ortaya konmuş oldu. Ve birçok sektör için bu böyle. Geçen seneden alıştığımız bol sürprizli karlar veya tahminler ya da yüksek büyüme kar büyümeleri bu sene birinci çeyrekte yok. Birçok sektörde hatta kar küçülmesi de var. Onları da görüyoruz. O yüzden bu bilanço döneminin açıkçası endekse katkı sağlaması çok zor gözüküyor. Ancak birkaç tane hissenin daha dirayetli kalması bu sonuçlarla mümkün. Çünkü tam bilanço dönemi bittiğinde de daha sonra seçim geliyor olacak. Birinci turda belli olmazsa daha sonra bir 15 gün Mayıs ayının sonuna kadar geçecek bir dönem var. Tüm bu dönemlerdeki zaman arasında yaşanacaklarsa tabii ki önemli bir belirsizlik yaratıyor. Kur ve kredi imkanları konusundaki endişeler, sıkıntılar son zamanlarda yaşanan borsa gibi daha riskli olarak algılanan ve getirisi garanti olmayan yatırım araçlarına olan ilgi ve iştahı sınırlıyor diyebiliriz. O yüzden bugün 5000'in üzerinde kalması önemli olacaktır. Bu haftayı da bayram tatili öncesi 5000 puan üzerinde kapanmamız önemli. Bunu takip ediyor olacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi çalışmalar, iyi seanslar. Tarafında birkaç şey paylaşayım ben de. Karlar gelmeye başlayacak bugün itibariyle. Arçelik tarafında göreceğiz. Arçelik'te şunu göreceğiz. Hem ihracat hem iç piyasa tabii işleri olan bir şirket ve yurt dışına açık bir şirket. Marjlar dördüncü çeyreğe göre biraz daha iyi olacak. Fakat hala düşük ham madde maliyetlerine rağmen çok istenilen noktada olmayacak. Bir de aslında şöyle söyleyelim, 1 milyar TL civarı bir kar bekliyoruz. Piyasa beklentileri de buna paralel. Bu aslında son dönemde işte son dönemde aşağı doğru aslında bunlar biraz revize edilmiş oldu. Burada nedir aslında biraz daha, bunu aslında normalde trende göre 1.700-1.800 gelebilirdi. Görüldüğü kadarıyla sanki finansman giderleri daha yüksek olacak tarafı. Yani şu içinde bulunduğumuz dönemde biliyorsunuz kurlarla ilgili bazı kurallar var, maliyet hareketleri var. Bunlara baktığımız zaman satır araları önemli olacak Arçelik'in sonuçlarını incelediğimizde. Ama genel anlamda finansman yükünün
fazla olduğunu, ister istemez işleşme sermayesi maliyetinin yüksek olduğunu ve bunun da rakamlara yansıdığını göreceğiz. Genel resim bozulmuyor Arçelik açısından. Tabii yukarı potansiyel biraz daha azaldı son dönemlerde de hızlı giden hisselerden. İhracat yurt içi dengesi olan bir şirket. Yani şu anda oradaki ana tavsiyemiz, yani baktığımız zaman al tavsiyesini değiştirecek bir şey yok. En beğendiğimiz hisseler listesinde değil. Biz orada biraz daha çok Tofaş'ı tercih ediyoruz. Bugünle birlikte başlayacak. Önümüzdeki günü biz de rakamlarımızı birçok şirkette netleştirdik, beklentilerimizi. Zaten piyasada da görüyorsunuz geliyor o rakamlar. Burada yine satır araları önemli olacak. Örnek vereyim, havacılık sektörü aslında operasyon olarak iyi olacak. Ama ilk sezon olduğu için, çeyrek olduğu için yani çok böyle karlı rakamları da görmeyeceğiz muhtemelen. Ama ilk çeyreklere göre daha iyi rakamlar görebileceğiz. TAV'da eksi bir rakam bekliyoruz. İşte Pegasus'ta da öyle olabilir. Türk Hava Yolları artı da olabilir. Ama asıl orada şöyle bakacaksınız. Bu havacılıktaki hareket Mayıs, Haziran, Temmuz, yani ikinci çeyrek sonuçlarından sonra daha bir katalizör olacak noktada. Onu ifade edeyim. Yani seçim bitti. Haziran, Temmuz geldi. Yeniden turizm vesaire geldi. O zaman bir hareketlenme beklenebilir. En güvenli limanlar her şeye rağmen yine perakende görünüyor. Ve şirketler arasında güçlü mali yapısı olan, dövize karşı dayanıklı sektörler iyi olabilir. İşte gıda, içecek, bu arada Ülker zaten birçok kurumda belki dikkatini çekmiştir ama ilk Ülker'i ben uzun yıllarda da takip ederim. Şu andaki rakamlarıyla birlikte zaten buraların çok çok daha üzerine olabilir. Gerçekten de 500-600 milyon dolar hiçbir şey değil. Rakamları da iyileşmeye devam ediyor diye görüyoruz. Ve bu yıl sonunda da iyi kar edebilir. Buradaki önemli olan şey Yıldız Holding risk algısı. Acaba temettü öder mi? Ama bu radarımızda olması gereken bir şirket. Aşağısı sınırlı, yukarısı iyi olabilecek noktada. Fakat bizim tut tavsiyemizi ala çevirmemiz için daha radikal bir gelişme olması gerekir. Ama yine Coca-Cola, Ülker gibi şirketler ilk çeyrekte tatmin edici sonuçlar yaratacaktır. Şirketlerin yine biraz Batuhan bahsetti, ilk çeyrekte ne olur konusunda gerçekten işte biraz ustalık bu dönemde belli olacak. Yani satır aralarını okumak önemli olacak. Burada çünkü enflasyonun negatif etkisini, işte kurlarında sabit gitmesi negatif etkisini bu çeyrekte bariz şekilde görüyor olacağız. Bir de tabii düşük sezon olması buna etkili ekleniyor. Deprem vergisi bazı şirketlerde olacak. İhracatçılarda kur baskısı ne kadar olmuş onu göreceğiz. Enflasyon ve maliyet baskısı, işte depremden dolayı şirketlerin ayırdıkları karşılıklar, bunları göreceğiz. Tabii burada tabii şirketler audit olmayan raporlar üzerine baktıkları için bunları biz tam olarak görmeyebiliriz, yani tam etkisini. Ama ilk 6 ay şöyle söyleyeyim, toz bulutu, ya da daha düzelteyim, zor bir dönem var ve aynı ağırlıklarla gidilmemeli ve insanlar daha rahat edebileceği seviyelerde, ne kadar uzun vadeli bakıyorum dese de bu dalgalarda insanlar rahatsız olabileceği için biraz daha iyi hisselerde bile belli ağırlıklarda gitmek gerekir. Kaldırılabilecek ağırlıkta. Sonra yani 30 günde acayip dalgalar olabilir. Bakın seçim öncesi 10 gün, seçim sonrası 10 gün, buralar hiç görmediğimiz bölgeler. Yani o tarafa doğru giden bir durum var. Toparlayacak olursak biraz... Önümüzdeki hafta başında da zaten paylaşırız bazı şeyleri sizlerle. Yani burada gerçekten de birçok şeyi fiyatladığını göreceğiz. Emtia taraflarında henüz ışık yok, onu da söyleyeyim. Demir çelik tarafında Çin baskısı oluşmaya başladı. Normalde Rus baskısı vardır. Ama Çinler Rusların bile altına iniyorlar ve talepte düşünce... Karadeniz ihracat fiyatlarına bakarız biz genelde şey yassı çelik için. Oranın da 700'lerin altına indiğini görüyoruz. Ya bunların hepsi şunu işaret ediyor. 6 aylık dönem, hele bizde rally yapmış bir piyasa. Önümüzdeki 6 ayda defansiflerden giderek
belki bazı hisseleri alıp bazılarını satarak böyle geçirilmesi gereken bir dönem, gerçekten vaka çalışması gibi bir 6 ay içerisinden geçiyoruz. Bu süreç 4. çeyrekte başladı. Şimdi de ne yapalım dersek hissede, yine altını çiziyorum. Seçici olarak belli hisselerde pozitif modellerinde negatif giderek, ama her koşulda da daha kaldırabileceğimiz seviyelerde ve gerektiğinde alım yapabileceğimiz seviyelerde bir hisse şeyi oluşturmak daha makul olacak gibi. Kar sezonuna giriyoruz. Bugün itibariyle, bugün akşam başlıyor Arçelik. Akşam telekonferansı da olacaktır. Sabah size aktarırız, yarın sabah. Ama ayın 10'una kadar bu süreç devam edecek. Burada da iyi haberlerden çok genelde depremin etkilerini göreceğiz. Öyle söyleyeyim. Burada pozitif sürpriz olma olasılığı çok düşük. Öte yandan tabii seçim sürecine gireceğiz. Biraz böyle sıkıntılı bir döneme ruh halimizi hazırlamamızda fayda var diyorum. Benim de söyleyeceklerim bu şekilde. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.